Herkese selam. Rutini bozmamaya çalışıyoruz. Evet, yani itinayla mukbang çekilir. Arkadaki kuş seslerini falan. Doğayla iç içe. Yine bir... Dur. Her çıkarttığım şeyden sonra bir şey atacağım. Patates. Mini Royal Burger mi de nedir onun adı? Menifele. Gravy. Bunu niye bunun içine koyuyorlar anlamıyorum. Şey yapmasın diye belki. Gravy. Bu ne? What's this? I got you hot nibbles. Chips. Oh. Wrap. Ve chicken. En güzel o zaten. Ben noodles yiyorum bugün. Acılı noodles. Acılı çünkü pek KFC istemedim. Bir de Ebo'ya böyle küçük küçük şeyler aldım. Dedim kendimle azıcık tadına. Neyi atıştırıyorsun? Neyin tadına bakıyorsun? Anlamadım. Nerede var? Ne var burada tadına bakıyorsun? Kendime rice box alacaktım. Sonra vazgeçtim. Neden John vazgeçtin? İyi ki vazgeçtin zaten. O da giderdi oraya. Bugün çok kötü bir şey yaptım. Geçen akşam İbo'nun kuzeninin evine gittik. Orada otururken tatlı sipariş verdim. Ve demin bu KFC sipariş verirken adreste bir karışıklık oldu. Ve bu orderin aynısı Özkanların evine de gitti. Ve orada kimse yoktu diye geri restorana döndü. Tekrardan buradaki KFC'den de bir daha sipariş verdim. Şu an İbo benden nefret ediyor. Nişantaşı'ndasın. KFC orderi veriyorsun. Veriyor ki KFC Kadıköy'den geliyor. Ama Edmonton'dasın. Enfield demiyor da Edmonton diyor. Okay, tamam da onu o anda görsem zaten order vermeyeceğim. Ya ben de insanım olabilir. Kafam bulanmış olabilir. Olsun. Jesus Christ. Like, sağlık olsun da trip atmayaydı neydi yani? Vallahi. KFC'nin. Bu çok acı bu arada. Volcano chili. KFC'nin gravy'si olmasa yenilmez chipsi. Türkiye'de mi bunun chipsi böyle atlar? Sanırsam her yerde onun chipsi. Bilmiyorum aslında. Ben bu arada neyi seyrediyorum biliyor musun? Yedir Dalına bak dalına. Dalmazsa sonra şey yapma. Ben bu arada neyi seyrediyorum biliyor musun? Neyi seyrediyorsun bu arada? UK vs USA. Böyle yemekleri kumpa yapıyorlar. Mesela McDonald's, KFC, Subway. Amerika'daki porsiyonlara, kalorileri İngiltere'dekilerle falan kıyaslıyorlar. Ne lan? Ne bileyim. Barbecue gibi. Ne bileyim, gördüm sipariş verdim. Kaç pound? Ayıptır aşk yapmasın. 1.59. Evet sana demiyorum 1.59. Hem acı hem barbekü. Bunun sosunu yapsın da diyoruz. Bu çok acı. O ölüm ya. İbo niye şimdi onu yemiyor diye soruyorsunuz duyuyorum. Herkes de vardır bu ya. Bazen de canın çekmiyor bir şeyi. Yeah, bu da bugün benim canım çekti. Ben bunu yemek istedim. Öyle yani. Ve bugün mesela ben Burger King'e KFC diye sordum ya. Evet. Benim hep kalbim buradaydı. Biliyorum. Onun için de zaten Burger King şey yapmıyor. Sipariş almıyor. Benim için almadı. Türkiye'de tango var mı lan? Var mı? Ne güzel. Genelde Türkiye'de 7 gün, 7 gün bu tangoyu ne yapacak adamlar? Of, Türkiye'deki o mandalina alı şeyi çok seviyorum ben. Hastasıyım onun. Murat Bozbiyar onun reklamıydı. Schweppes. Schweppes'in miydi mandalina? Normal. Onu da seviyorum da bir tane daha var. 7 günün mü? Değil mi? Cam şişedeki. Evet. Is it Çamlıca? Çamlıca'nın... 7 gün ya. 7 gün mü? Mandalina 7 gün. Evet. I love it. Çok seviyorum onu. Çok böyle... Çünkü it's very sweet. Tatlış. Kuş kardeşler lütfen susun ya.
Buradaki koçlar İngilizce konuş. Evet, bugünkü konumuz ne acaba? Konumuz gene yok, doğaçlama gidiyoruz. Konumuz ne biliyor musun? Buradaki koç gitse Türkiye acaba anlaşabilirler mi? Ne yapar mı? Anlaşabilirler mi? Aynı dili mi konuşuyor buradaki kediler? Orman bunu bütün hayvanlar için diyebiliriz. Buradan bu köpek Türkiye'ye Alman kurdu mesela. Alman kurdu mesela havladığında Almanca mı konuşuyor? Şey var ya, bir yer altı sitcomunda. Türk diyor. Sadece Alman kurduyla anlaşabilirim. Alman olduğu için. Çok komik. Bu arada hiç komik değil. Evet, bir yer altı sitcomu gerçekten bizim beklentimizin çok altındaydı. Ama nedense bir de hala her hafta seyrediyoruz ama. 20 dakika çünkü. O da doğru. Ama şey, İbrahim Büyükak'ın Eksen'deki dizisi fena değil. Neydi onun adı? Adını unuttum. Adını hatırlamıyorum. Ama onun dizisi gayet güzel yani. O da saçma. Ama yer altı sitcom ona göre komik ve herkes buna katılıyordur yani. Nasıl katılmazsın? Çok büyük bir hayranı olursun. Her yaptığı iş güzel dersin. Ya, bu şey gibi. Bu ülkedeki Tokke, bilmiyorum Türkiye'de biliyorlardır ya. Biliyorlardır ya Tokke. Hatta Eksen'de işte Tokke'nin bir versiyonunu yapmıyorlar mı? Doğan kabaklı falan. Niye de o ayrı? Herkes de vardır o. Çok sevdiğim bir... Çok sevdiğim bir aktör. Evet, seninki neydi? Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson benim aydın. Adam ne yapsa Ebo sever yani. Ama işte mesela Hasan Can için de öyledir aynı şekilde. Ha, birisi eğer hayranıysa olabilir. APO ile benim çok komik ya. Konuşanların evet APO. İzlemediyseniz izleyin, tavsiye ederim. APO'nun karakteri tam İbo gibi. Bence gerçekten dünyada senle APO arkadaş olsaydınız çok iyi anlaşabilirdiniz. Yeah. Dark humor böyle. Ama yanımızdaki kimse eğlenmezdi. Evet işte zaten. Çünkü herkese full. No. Try it. Çok acı gelecek o şunu bana. O kadar da acı değil de yani yakıyor. Ama o bizim ilk yediğimiz günkü gibi değil. Çünkü paketin tamamını doldura doldura koymadı. Rakaptır amca. Susar mısın canım? Etrafımıza dönüyormuş. Çekim iptal. Bir tanesine. Ama barbekü gibi dedi. Barbekü slash acı. Gibi gibi. Ama ben barbekü sevmiyorum ya. Evet, bu arada barbekü sosu hiç sevmiyorum. Barbekü. Barbekü gibi gibi dedi ya. Canım. Hı? Coştunuz iyice ha. Bunun sosu güzel olmuş eğer olsaydı. Öyle yani. Bu hafta neler yaptık İbocuğum? Çalıştık baba. Her zamanki gibi. Yani normal. Çalışma düzenimiz aynı. Hiç değişen bir şey yok. Ben hala evdeyim. Neden bu ya? Neden bu ya? En sevmediğim tavuk parçası arkadaş. Düşmanınız mıyım ben sizin bunu hep bana veriyorsunuz? Herkesin. Acı yemeyen ben, sürekli bu noodles'ı yediğime inanamıyorum. Herkesin hafta sonu geçiyor. Evet, yazın alta. Aa, bu arada Türkiye tam kapanmaya girdi. Oradakiler... Nasıl geçiyor? Gerçekten tam kapanma var mı? İnsanlar dinliyor mu? Yoksa Londra'daki gibi lockdown mı yapıldı? Bol bol oturun bizi izleyin. Bu hafta iki video attım. Bir de şu anda seyrettiğiniz. Bir de
Bu kadar da olmaz ya. Biz senin kemiklerini görmek zorunda mıyız? Bu karantinada... Ya kendini yalnız hisseden... Ne bileyim... Stres mi işte, depresyon mu, şöyle tuşlardan birisi... Çok önemli. Kamu spotu oldu bu. Yazışın birisiyle, yazışın. Derdinizi anlatın, konuşun, paylaşın. Bu çok, çünkü çok tehlikeli bir şey, bunu kimse anlamıyor. En çok bu karantina milleti mahvediyor. Valla ben açık ve net söylerim. Senin psikoloji bozulmuştu. Benim psikolojim gerçekten Şubat ayında gerçekten bozulmuştu. Çünkü normal bir şeydi, hani bütün evde hapsin, evde hapissin. Çünkü ben bir senedir evdeyim. Ve artık Şubat ayında şey psikolojisine girmiştim, hani tamam İbo'yu görüyorum, ailemi görüyorum, İbo'nun ailesini görüyorum, okey onda bir sorun yok. Ama Şubat ayında artık böyle 3 aydır arkadaşlarımı görmemiştim. Sadece uzaktan uzağa, telefondan falan. Ve iş yerine gitmediğim için, o da hep bilgisayar üzerinde, artık böyle gerçek insan konuşması arıyordum ve bu benim gerçekten modumu çok düşürdü. Socializing. Yeah. Evet, human contact. Real yeah. Human contact. Çok önemli bir şey o. Ve böyle çok tartışıyorduk çünkü İbo bana diyordu hani niye böylesin, niye çok negatifsin, her şey çok negatif davranıyordu. En son bir dönüp İbo'ya dedim yani sen en azından tamam işe gidiyorsun, riskli bir şey yapıyorsun ama en azından mesafeden de olsa gerçek insanlarla farklı farklı konular konuşabiliyorsun. Bir müşteri gelip sana farklı bir şey anlatabilir. Bir iş arkadaşın sana bir şey anlatabilir. Benimki sadece bir bilgisayar ekranında gerçekleşiyor ve artık çok sıkıldım. Ama ondan sonra biraz daha böyle kendi kendime kitap okumaya başladım. Ondan sonra evet, ondan sonra çok düzeldim yani. Doğruya doğru. Kitap okumak iyidir ya. Beynin giriyor bir yerlere. Okuyor muyum okumuyorum ama. Hayatımda kaç kitap okudun diyecektim. Okumuyorum ama okunanlara da saygı veriyor ha. Evet, bana Kindle aldı. Minnoş. Ya. Nasıl sporçuk yapıyorum seni gördün. Diyeceğim. Bandarayım. Yes. Yanıyorum İbo, yanıyorum. Öyle yani. Onun için. Mental health'ın Türkçesinde akıl sağlığı da çok kaba kaçıyor bir akıl sağlığı. Psikoloji. Psikoloji. Psikolojinize iyi bakın arkadaşlar. Öyle yani. Değişen bir şey yok, hala evdeyiz. Ya ben hala evdeyim. Evet, İngiltere'de bir şeyler artık açıldı ama. Bugün 3000 kişilik şey yapıyorlar, parti yapıyorlar. Nerede? 3000 kişilik. Liverpool'da 3000 kişilik parti yapıyorlar. Ne maske var, ne social distancing var. Nothing. Oraya girdiğin an serbestsin. Normal hayat gibi. Test yapıyorlar. 1000 kişi ve üstündeki normal olacak eventlerde yapsınlar, düğün yapmamız lazım. Nasıl bir tepki olacak? Gerçekten ben çok üzülüyorum bu. Hadi bizim düğün, oraya girmeden önce negatif test yaptırman lazım. Ha, okay. Negatif test olduğunda içeri giriyorsun. Ama FLT test. 24 saat. LFT test. Bilmiyorum. 24 saat sonra bir daha test yapıyorum. 48 saat sonra bir daha test yapıyorum. Hani bir arada 3000 kişi gelip de negatif testi olması yeterli mi acaba diye soruyu soracaklar. Belki de bakarsın 3000'de birden kapar. Bir daha da öyle bir şey olmaz. O zaman kork. Evet. Yani gerçekten çünkü bizim için çok fazla şey yapmıyorum. Çünkü tamam biz de bu sene evlenecektik. Bir sene ileriye atıldı. Ama gerçekten en çok üzüldüğüm bu 3-4 kere düğün tarihi değiştiren insanlar artık o insanlara da yazık yani, yoruldular, olacak mı olmayacak mı belli değil, böyle sürekli bir hevesli kalmıyor ki kimse. Aynen öyle, gerçekten hevessizler yani. Benim bile hevesim yok hani o açıdan değil, tam olacak okey. Bir an önce olsun bitsin şeyine geliyorum. Ama hepimiz şey modundayız hani, bir an önce oluyorsa olsun bitsin artık, hani hayatınıza bakalım. Bunun için zor. Gerçekten. Zor. Ne? Flatman. Yemezsen ne öğreniyorum ben hiç. Tabu affeder miyim? Yanıyorum. Yanıyorum. Oh. Evet. Ama bakalım. Şimdi Mayıs'ın 17'sinde İngiltere iyice biraz daha normalleşmeye başlayacak.
Ondan sonra da Haziran'ın 21'inde güya tamamıyla normal hayatımıza döneceğiz. Ama bilmiyorum. En sevdiğin sos ne? Benim en sevdiğim. Olmazsa, hayır dünyada sadece bir tane sos seçebiliyorum. Ketçap. Ketçap mı? Evet. Çünkü her şeyle yiyebilirim. Ne var sıkıcı bir sos? Makarnayla yerim, pilavla yerim. Sabah kahvaltısında yiyebilirim. Ben biliyorum bunun tadı nereden bana tanıdık geliyor. Benim yediğim burgerin içinde bu sos var. This is Africa's super charger, whatever that is. Hot something sauce, I don't know. Supercharger değil, supercharger bunların içindeki, no, bunun içindeki. Ne yapalım abi? Tavuk diye yiyoruz işte. Sana bugün az yemek aldım çünkü yiyorsun sonra bayılıyorsun 5 saat KFC yedikten sonra. Hmm. Başka kimse öyle oluyor mu? İbo ne zaman KFC yese birimiz baygınlık geçiriyor. Uykuya sokuyor resmen vücudu kendisini. Dediklerini duyuyorum. Ne? İnsan gibi yese öyle bir şey olmaz dedi. Haklısınız. İnsan olsam insan gibi yerdim. Kabayım, insan değilim ben. Tatmış kabayı, kabayım ben diyor ya. Bu arada katılıyorum, kabayım. Yani... Yavaş, yavaş. Benim şimdi şu anki konuştuğum şekilde de normal davrandığım şekilde yeni birisiyle tanışmış olsam konuşsam kaba olur. Kabul edemeleri kadın kabul edilmeyecek bir şekilde. Çünkü hani böyle lan lan hı hı hı. Ama yani ne bileyim ya. Hep öyle değil mi ya? Biliyor musunuz? Nazgul değil mi? Hayır. Neden ama? Çünkü sen gibi davranmıyorsun o zaman. Ya herkes kendisine baksın yani. Ama köşeye karşı kabarlayayım ki. Ya bu ne biliyor musun? Bunu kimse kişisel algılamasın da bizim Türk insanında var bu. Hele ki bu Instagram, YouTube, böyle sosyal medyada bir şeyler yapan insanlara karşı istediklerini diyebilme hakkı duyuyorlar kendilerine. Evet. Onun için oradan gelen bir kültür bu. Çünkü o nasıl oluyor biliyor musun? Ben seni izliyorum, ben seni yarattım. Sen benim gibi davranmak zorundasın. Ama öyle bir şey yok. Yani kimse bizi yaratmadı. Anamız babamız hani şimdi. Onun için de. Çünkü eğer hani ben böyle görüyorum. Tamam. İbo'nun hareketlerinin bazıları kaba yansıyabilir. Bazıları çok. Bazıları yansıyabilir. Ama kötü yorum da bize çok geliyor. İnsanlar da çok kaba. Bizim Türk toplumunda olan bir problem bu. İnsanlarla güzel bir şekilde konuşmayı bilen bir toplum değiliz. Değiliz. Değiliz yani. Doğruya hep, doğru hep, bu. Hep Türkleri gömüyorsun ya. Bu arada doğrular söylemek gömmek değildir. Şu DNA testi biliyorsun artık yorum yapmayın. Yeter artık. Var ya. Gırgır geçtiğimiz bir videoya o kadar çok yorum geldi ki. Ben orada mesela dalga geçiyorum. Diyorum ki ben has Türk'üm. Çünkü neydi %95 Türk mü çıkmıştım ben? Öyle bir şey. Türk ve işte o taraflarda bir isim vardı. Abi bunu millet resmen ciddiye almış. Has Türk diye bir şey yoktur. Türkler şu... Tamam abi oradan kimse gelmiş, sana bir şey gelmiş, demedi yani. Topsan şudur bizi budur san... olur mudur. İyi ki bir DNA testi yaptık ya. O video bizim en fazla seyredilen 3 videonun 3.sü. Nasıl lan? 11 bin bilmem kaç kişi seyretmiş onu. Ve bir de böyle bir şey de var. O videoya gelen yorumların yarısını YouTube kendisi kaldırıyor. Güzel. Yeah, it's blocked, unpublished. Isıcan. O neyli? Ne bileyim ben. Supercharger sos. Supercharger bak bu. Ben yiyorum sadece. I love rap. Ha? Rap. Türkçe'de rap'in ne? Rap.
Ama evet yani bence herkes saygı çerçevesinin içinde kalmalı. Bu kadar basit. Herkes kendine ne yapıyor? Bir de böyle bir şey de var. Hani burada hani oturuyoruz. Biz de eğleniyoruz. Sizler de eğlenin istiyoruz. Ama böyle bazen gerçekten bazı insanlar öyle bir yorum yapıyor ki diyorsun ki yani başka hiç mi işin gücün yok? Bunu nereden düşündün? Ama bazen de çok eğleniyoruz ya. İyi oluyor. Hele ki en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Bazı takipçilerimiz artık isimlerinizi siz olduğunuzu biliyoruz. Yani yüz olarak tanımasak da resminizi bilmesek de. Yani o yorumların sizden geldiğinizi biliyoruz. En komik bulduğum şey de bazen insanlar hani böyle linç etme gibi bir yorum atıyor. Daha biz yorumu görmeden bizim sıkı takipçiler hurra. Bir isim bulmam lazım ona ya. Evet. Takipçilerimiz isminizin ne olmasını istersiniz? Ben minnoşlar diyorum. Minnoşlar mı? Ama yani evet. İnsanlara iyi davranın. Kimsenin, ya ben bunu kendim için demiyorum. Bu genel olarak hani cyberbullying'e düşüyor çünkü. Tamam bizim umrumuzda olmayabilir ama ne çok basit bir şey. Bir kişiye denk gelirsiniz. Gerçekten çok canı yanabilir o insanın. Yani insanların kişisel hayatlarında ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. İnsanların görünüşleriyle insanları yargılamayın. Yemek yiyişleriyle yargılamayın, ne bileyim yürüyüşleriyle yargılamayın. Yani insanları bir rahat bırakın ya. Herkes bir sakin olsun. Bir senedir zaten evdeyiz yani bir sakin olun, birbirinizi sevin ya. Kamışması yaptım ve nefessiz kaldım. Bütün video kamışması oldu zaten. Başlayacak oradasın yapacağın işi. O gün bu kanala denk geldim. Bu arada ben satellite falanla uğraştığım için. O gün kanallardan böyle flick free yapıyorum. Bir tane kanala denk geldim. Anayasanın bilmem kaçıncı kanunundan dolayı bugün de belirli bir tarihte şu ürünü satarken şu saatler arasında yasak ürün mü satmışlar, ne yapmışlar? 30 gün boyunca kapatmışlar kanalı. Kanalı mı? Kanal komple kapalı. Kanal derken YouTube kanalı mı, gerçek kanal mı? Televizyon kanalı. Hayır, sizin televizyon kanalınız var. Be abiciğim. Hiç mi demiyorsun ki doğru mu? Satabiliyoruz mu acaba? Bir bak hele, oğlum, bir fikret bir bak orada, ne bileyim. Bunu satıyoruz da hani yani. İşte de o boş şey ya. Neydi o lan? Adamda para var ama bak ne yapıyorsun? Flash TV de mi kapandı? Flash TV geri geliyormuş. Evet. Ben onun kapandığını bilmiyordum ki geri geliyor. Flash TV'de iyi para var ama. Sen milyon, sen milyar. Flash TV'ye full millet gırgır şamata için izliyor. Ama çok komik de şimdi. Doğru ya doğru. Mim. Her o bir adam vardı ya barıştırmaya çalışıyordu. Telefonla arıyordu. Tülay. Sevgili başkan metanem neredesin Tülay? Bizim çocukluğum o videoyla geçti şimdi. Doğru ya doğru. Bir de şey. Doğum yeriniz Mış. Doğum tarihiniz Mış. O abla var ya sen milyon. Sen milyar. Nereden buluyorlar bunu? Seçmece karpuz gibi seçip çıkartıyorlar. Tamam da Türk programlarındaki çoğu insan öyle. Yani hele ki bu evlilik programlarına zamanında çıkanlar. İyi ki Türkiye yasakladı onları. Niye yasakladı? Keşke yasaklamasalardı. Full eğlence zaten. Hiçbirisi evlenmiyor ki. Tam da yine insanlara kötü örnek oluyor. Ya he ya. Çay içmeye gidiyorlar sanki, ne yapıyorlar. O şey var ya. Bir kadın vardı ya. Neydi o kadın adı ya? O da bu evlilik programı yapıyordu. İzdivaç mı izdivaç? Esra Erol, Seda Sayan. Esra Erol mu acaba? Öbürü. Sihirli Annem'deki oynayan kadın. Onun adı neydi? Firuze... No. Hayır. Bilmiyorum, bir tanesi işte. Hani. Bir televizyon programı yapmış. TV8'de galiba. Bir maske takmışlar. Yerde bir olursun. Ne? Maske plastik şöyle. Ağızların şurasına kadar. Böyle ıslak hani astronotlar giydiği gibi bir şey var ya. Program çekiyorlar evin içinde. Giydikleri maske şöyle. Just like the visor. Ama buralar açık. Aşağısı açık. Her taraf açık yani. Boşta formalite. Şunu da yesen, ondan da bir ısırık istiyorum. Onun resmini, onun resmini bul koyar ya. Ya bulurum tamam. Gözüm var onda. İki saatten tamam, onu orada açmanı bekliyorum. Tamam dur bir çarpayım, bir şey yapayım bu. Teşekkür ederim. Bana mı söyledi, kendine mi söyledi bilmiyorum, anlamam yani. Daha fazla istiyor mu? İlk defa benden önce bitirdin yemeğim.
Yandım ya. Dudaklarım şişti. Çift aldım. Öyle yani. Haftaya ne yiyelim arkadaşlar? Alta yazın. Ne yememizi istiyorsunuz? Çünkü gerçekten her hafta artık böyle ne yiyeceğiz, ne yiyelim? Evde mi bir şey yapalım, dışarıdan mı bir şey alalım? Yani. Bir ne de, yemek istediğini de anlatıp bilmiyorum ki. İbo'yu bugün de sushi'ye götüreceğiz. Kamila'yla ortama alacağım seni. Niye yapacağım biliyor musun onu? Çünkü sushi'de round söylemen gerekiyor ya. Ben oraya senden teke tek gidersen ve sen onları yemezsen ben onları yiyemem. Ve yasak orada yemek. Ya, yiyemeden kalkamıyorsun. Sonra 3 kere sipariş verebiliyorsun ya. Ama sipariş verdiğin şey açık büfe olduğu için, ya açık büfe gibi olduğu için excessive order edip çöpe attıramıyorsun. Otherwise porsiyon başı para kesiyorlar. Para parasını vereceğim, yemeyeceğim. No, anlamadın. Gittiğimiz sushi restoranı kişi başı 20 pound ediyorsun. 3 kere sipariş verme hakkım var. Ama hesabı aldığın zaman eğer ki sipariş verdiğin küçük tabaklar bitmemişse o zaman hani bir nevi ceza yemiş gibisin. Hem 20 pound'unu ödüyorsun hem de porsiyon başı para ödüyorsun ve o porsiyonları çok pahalı. Bu videoyu da burada bitirelim bence. 7. derecede biraz. Kanala abone olup yorum yapıp bir daha like atmayı unutmuyorsunuz. O kadar mıydı? Görüşmek üzere. Instagram'dan takip edin. Bye.